Seray Sever'in fasulye açıklaması olay oldu. Neler söylendi, neler yaşandı? Tüm detaylar magazin kulisinde. Uzun süredir ekranlardan uzak olan sunucu Seray Sefer, Gel Yazın Konuşalım programıyla ekranlara kısa bir süre önce geri döndü. Sefer programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın tepkisini çekti. Hani gülmek lüks olmuş, biz kahkahadan bahsediyoruz yani, anlamıyorum, bilmiyorum. Gülmek neden diyorum. Lüks olmuş Hakan'cığım? Zor insanların hayatları. Neden? Zor yani, her şey zor yani. Bir sürü problem var yani. Evde dürdür problemi çeken var. Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Yazın Konuşalım programında sunuculuk yapan Seray Sever, ekonomi hakkında söyledikleriyle gündem yarattı. Çeken var. Ekonomik problem çeken var. İşimden atılır mıyım, yarın işsiz kalır mıyım diye düşünen var. Nasıl gülsün bu insan? Programda Sever Hatipoğlu'nun insanların hayatları zor. Ekonomik problem çekenler var. Nasıl gülsün bu insan cümlesine verdiği yanıt bakın ne oldu. Peki ben de sana o zaman şöyle söyle gülsün bu insan. Bunlar var çok ama en azından orada bir dakika en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor. Bombalar atılmıyor. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Sever şöyle gülsün bu insan. En azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor. Bombalar patlamıyor dedi ve ekledi. Patlamıyor. Ülkeni çıplak çocuklarla böyle kolu bacağı kırılmış çocuklarla terk etmek zorunda kalmıyorsun. Vatanındasın. Yanında insanlar ölmüyor. Birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım. En azından sağlıklısın. Çalışırsın, kazanırsın. Millet işi de beğenmiyor. O ucuz, bu pahalı. Üretirsin kardeşim demesine sosyal medyadan tepkiler yağdı. Olması lazım. Hani şükretmeyi bilmesi lazım. Niye? Şu an en azından kalkıyorsun, sağlıklı bir güne uyanıyorsun. Öncelikle sağlıklısın. Atilla Taş'tan Sever'e tepki. Sözünü fasulye pahalı, pahalıysa pahalı, ne yapacaksın, fasulye yemeyeceksin o zaman diye sürdürerek bitiren Sever'e Atilla Taş'tan sert tepki geldi. Biz bu kadar konuşuyoruz. Fasulye pahalı, pahalıysa pahalı, yapacak bir şey yok. Çalışacaksın, fasulye yemeyeceksin, o zaman ucuz sebze yiyeceksin. Taş Twitter hesabından Seray Sever bu ne bitmişlik yahu, misafir çocuğu gibisin. Çimdiklik, bomba düşmedi diye sevinirim mi? Millet aç aç, senin gibi tuzuk kuru değil herkesin. Sırça köşklerinizden bakınca öyle mi görünüyor ülke? Bir bitmediniz arkadaş yahu, sözleriyle Sever'i yerden yere vurdu. Benim için ne kötüdür baktığında, ki o da bir sınavdır. Sen savaşta mısın kardeşim şu an? Bizim atalarımız savaşlarla yaşamış. 7'den 70'e herkes tepki gösterdi. Seray Sever'in açıklamalarından sonra Twitter'da TT olurken vatandaşların olayla ilgili yorumlarından bazıları şu şekilde. Seray Sever ablacığım buyur, 30 günde 2020 TL ile kira öde, fatura öde, mutfak masraflarını öde, ihtiyaçlarına, sonra gel azla yetinmeyi tartışalım, olur mu? Aslan parçası seni. Seray Sever ben 1,5 yıldır iş bulamıyorum. Askeri ücret dahil kabulümdür. Bana eğitimim ve CV'm doğrultusunda iş bulur, bir de fasulye yiyemezsek ne yiyelim onu da söyle. Su içebiliyorsunuz, ülkemizde güneş var, bedava D vitamini alıyorsunuz. En azından insanlar bombalarla ölmüyor. Sadece tecavüz, gasp, cinayet, intihardan ölüyor. O kadar. O da olsun yani. Fasulye yerine nohut yiyin. Seray Sever'i midem kaldırmıyor. Herkesi oralarda oturtursan olacağı bu. Seray Sever'e bir tepki de Seren Serengil'den geldi. Seray Sever'in söylediği o ucuz bu pahalı, üretirsin kardeşim. Fasulye pahalı, pahalıysa pahalı, yapacak bir şey yok. Çalışacaksın, fasulye yemeyeceksin, o zaman ucuz sebze yiyeceksin. Fasulye pahalı, pahalıysa pahalı, ne yapacaksın? Fasulye yemeyeceksin o zaman, ucuz sebze yiyeceksin sözlerine Seren Serengil. İşte herkesi oralarda oturtursan olacağı bu. TV8 magazin olayını yapamadı gitti. Fasulye alamayacaksın diyen bir sunucuları var. Çok klas diyerek tepki gösterdi. Dün bir bebek markete gittim. Bak, bir şey söyleyeceğim sana. Mama, çocuk maması çalarken kadın yakalandı. Tamam.
EYT'lilerden de tepki geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'in insanların Türk etmeye bilmesi lazım, millet işi gücü beğenmiyor, fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim dediğini aktardı. Ne yaptığımı anlatmayayım ama... Alper Özüpak, Seray Sever'in bu sözlerine sert yanıt verdi. Özüpak, savaşta değiliz ve ekonomik olarak zor durumda yaşayan işçiler, emekliler bu sanatçı bozuntularına gerekli cevabı vereceklerdir. Bugün emekli olsam 1093 TL maaş alacağım. Gel de yaşa Seray Hanım ifadelerini kullandı. Biliyoruz, bu kadar konuşuyoruz. Fasulye pahalı. Pahalıysa pahalı, yapacak bir şey yok. Çalışacaksın. Fasulye yemeyeceksin. O zaman ucuz sebze yiyeceksin. Seray Sever daha önce de sosyal medyada tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu. İmamoğlu'nu tebrik ettiğine pişman oldu. Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında ipi göğüsleyen Ekrem İmamoğlu olmuştu. İmamoğlu için ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlarken, bunlar arasında belki de en ilginci Seray Sever'in yaptığı tebrik paylaşımı olmuştu. İstanbul Belediye'nin yeni başkanına her şey çok güzel olacak ve öyle de oldu. Ekrem İmamoğlu tebrikler satırlarıyla kutlayan Sever, bu tebrik notunun yanında paylaştığı videoyla takipçilerini şaşkınlığa uğratmıştı. Havai fişeklerin patladığı bir video paylaşan Sever, kalp şekli oluşturan fişeklerin içinden kendi fotoğraflarını çıkartarak adeta herkesi ters köşe yapmış, takipçileri de İmamoğlu paylaşımına kendi fotoğraflarından oluşan bir kolaj hazırlayarak Sever'i eleştiren onlarca yorum gelmişti. Yani benim için ne kötüdür baktığında, ki o da bir sınavdır. Sen savaşta mısın kardeşim? Detone oldu. 150 bin dolar harcadı. 46 yaşındaki Seray Sever, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir magazin programında 14 yıl önce stüdyoya girip şarkı söylediği ve detone olduğu anlara dair düşüncelerini ilk kez itiraf etmişti. Dinlediysen, bir cevap vermediysen, suçlu kim? Yeni bir karar verdim, çık artık git. Yeni bir karar verdim, çık artık git. Benim hatam şarkıcı olmadığım için tek kulaklık, takılı tekinin açık olması lazım bir. O görüntüleri izlediğinde bir günde kurdeşen döktüğünü ve travma geçirdiğini de sözlerine ekleyen Seray Sever, o dönemde yaptığı bu hamle için salakça bir şey yapmışım diyerek pişmanlığını ifade etmişti. Söylemedim, ben bir günde ürtiker geçirdim. Bütün vücudum kabardı, kırbaçlanmış gibi ve bu uzun yıllar sürdü. Çok tedavi için doktor gezdim. Seray Sever'in başta halk olmak üzere ünlü isimlerden tepki almasına neden olan açıklamalarının boyutu nerelere ulaşacak bilinmez ama daha uzun süre gündemde kalacağı benziyor. Çalışırsın kazanırsın. İş yok bilmem yok. Millet işi gücü de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı falan. Herkes söylenmesi. Üretin kardeşim. Öyle bir şey yok. Yani benim için ne kötüdür baktığında, ki o da bir sınavdır. Sen savaşta mısın kardeşim şu an? Bizim atalarımız savaşlar yaşamış. Yanında... En çarpıcı, en taze magazin haberleri için Magazin Kulisi'ne abone olmayı ve haberleri beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Burası Magazin Kulisi. Her gün yeni haber, her gün güncel haber. Magazinin kalbi burada atıyor. Magazinin ustaları, magazinin duayenleri bir araya geldi ve bu kanalda buluştu. Burası Magazin Kulisi. Her gün yeni, her gün güncel haberler.
Takipte kalın, magazin dünyasından uzakta kalmayın. Magazin Kulisi.